dinleyenler, CBL Ankara 6. sezon 4. hafta mücadelesinde Hacettepe Üniversitesi ile strateji ve bütçe başkanlığı karşı karşıya geldi. Takımın da önemli sayılarına pay sahibi olan Ege Genç yanımda. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da bambaşka bir Hacettepe Üniversitesi'ni bizlere izlettiniz ve her hafta da üstüne koyarak devam ediyorsunuz. Bugünkü mücadelede hem kendinizin hem de takımınız için neler söylemek istersiniz? Dediğiniz gibi her geçen maç birbirimizi daha çok tanıyoruz. Yeni bir takımız. İyice birbirimize entegre olmaya başladık. Ligi de çok istiyoruz. Şampiyonaya, finallere gitmeyi çok istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de çok güzel savaştık. Özellikle savunmada rakibe hiç boş hücum vermedik. Çok güzel maçtı, eğlenceliydi. Aynı zamanda sponsorumuz Serenas Grup'a ve dekanımız Deniz Hoca'ya da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar, teşekkür ederim. Sadece sen hücumda da yoktun. Gerçekten savunmada da önemli pay sahibiydin sayıların bulunmasında. Hem de Yiğit'le birlikte tüm takım oyuncuları bugün sahada sayı atmayı başarabildiler. Tüm takım adına da son mesajın rakiplerinize neler olur? Vallahi geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Çok istekliyiz, çok enerjiyiz. Umarım herkes için güzel bir turnuva olur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum sevgili izleyiciler. CBL Ankara 6. sezon 4. hafta mücadelesinde strateji ve bütçe başkanlığı karşısında Hacettepe Üniversitesi bambaşka kazandı. Gelecek röportajlarda görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgili izleyenler, CBL Ankara 6. sezon 4. hafta mücadelesi Etimaden'le Devlet Demiryolları arasında gerçekleşti. Mücadeleyi kazanan takım ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları takımı oldu. Takımın da en skorer ismi Barbaros yanında. Barbaros, gerçekten üst üsteki karşılaşmayı kazanmayı bildiniz ve bambaşka bir skorla da kazandınız. Neler söylemek istersin? Valla grupta iyi gidiyoruz şu anda. Daha önceki SBB maçını almıştık. Bu maçı da zaten almak istiyorduk. Farklı kazanmamız ayrıca mutlu etti bizi. İnşallah haftaya Hacettepe maçına da çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Kendimizi daha iyi bir yerde görmek için inşallah hedef maçı olarak onu seçtik. Umarım iyi bir galibiyet alırız veya iyi mücadele edelim. Burada olmak gerçekten çok güzel. Bu organizasyonun içinde olmak çok güzel. İnşallah sakatlıksız bir şekilde yenelim önemli değil ama iyi mücadele edip güzel maçlar çıkarmak istiyoruz açıkçası. Haftaya rakip oldukça zorlu Hacettepe takımından bahsediyoruz. İlk karşılaşma onlarındı ve evet. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da onlar da bambaşka bir skorla yendi. Şimdi artık o mücadeleyle ilgili ufak bir görüş almak isterdim. Siz de bambaşka bir skorla yendiniz. İki bambaşka takım mücadelesinde bizleri nasıl bir mücadele bekliyor? Yani Hacettepe'yle daha önce oynama şansımız olmadı. Bir hazırlık maçında oynadık herhalde bir kere ama bambaşka bir kadroları var. Çok gençler, çok koşuyorlar ama biz de fena değiliz yani. Biz de iyi koşarsak İnşallah başa baş maç çıkarırız diye düşünüyorum. Biz de Class Sport TV olarak sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, günün ikinci karşılaşmasında kazanan takım Etimaden karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları oldu. Üçüncü karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. Sevgili izleyenler, CBL Ankara 6. sezon 4. hafta mücadelesi günün üçüncü karşılaşmasında Türk Traktör takımı karşısında Ankara Diş Hekimler Odası takımı üstüne ayrılan taraf oldu. Yanında da Hakan var. Neler söylemek istersiniz? Bugünkü mücadele gerçekten kıyasıyaydı. Ardından sazı elinize aldınız ve mücadele bambaşka bir noktaya geldi. Tebrik ediyorum öncelikle ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten biz bu maçın çok zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü Türk Traktör bu maça kazanmak için çıktı. Kazandığı takdirde gruptaki dengeler tamamen değişecekti ve grup sil baştana dönecekti. Koçumuz bu anlamda bizi uyarmıştı maç öncesinde ve ilk 25 dakika özellikle kafa kafaya gitmemiz gerektiğini söyledi. Sonrasında da güzel oyun ve baskılı savunma ve fast break hücumlarıyla birlikte maçı koparabileceğimizi bize soyunma odasında maçtan önce söyledi. Biz de bunu güzel uyguladığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Gerek savunmada gerek hücumda gerçekten istediğimiz her şeyi yapabildik. Ve sonunda da maçı kazandık. Herkesin emeğine çok teşekkür ediyorum. Herkese de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Sağ olun. Biz de sizlere başarılar diliyoruz ilerleyen haftalarda. Sevgili izleyiciler, günün 3. karşılaşmasında Ankara Diş Hekimler Odası Türk Traktör takımı karşısında galibiyetle ayrıldı. 4. karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nin 4. haftasında 4. karşılaşma az önce tamamlandı. Aselsan'ın üstünlüğüyle tamamlandı bu karşılaşma ve yanımızda Aselsan'ın başarılı oyuncusu Berkay var. Berkay, tebrik ediyoruz öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Güzel bir maç oldu, farklı kazandık bugün. İlk yarıda iyi oyunumuz vardı. İkinci yarı biraz farkın açılmasıyla biraz tempomuz düştüğünü söyleyebilirim. Ama bizim için güzel bir galibiyet oldu. Sürekli farkı artırarak her periyotta baktığımızda devam ettiniz. Evet, zaten tüm maçlarda hedefimiz bu. Tüm sezon boyunca da bunu devam ettirmek istiyoruz. Ya biraz daha
şeye ligi ısınmamız gerekecek gibi görünüyor. Daha biraz zamanımız var takım olarak. Evet, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam, Türker hocam şöyle alalım sizi, buyurun. Sizler neler söylemek istersiniz efendim? Valla bugün biraz setleri çalışmak istiyorduk. Çok şut kaçırdık. Yani istediğimiz performansı yakalayamadık. Genel olarak kazandık ama daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Yine de baktığımızda her periyotta sayıların farkın aşılarak... Yani daha iyi şut yüzdemiz olması lazım. Daha çok çalışacağız. Peki, bundan sonraki maçlarda görüşmek üzere hocam. Teşekkür ediyoruz. CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 4. haftanın 4. maçında Aselsanlı oyuncu ve antrenörümüzle konuştuk. Birazdan tekrar birlikte olacağız. CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde yine son karşılaşma az önce tamamlandı. TUSAŞ ve STM takımları arasında oynandı bu karşılaşma. Şimdi yanımızda TUSAŞ'ın antrenörü Aydın Okul var. Aydın, yine çok güzel bir karşılaşma izledik. Neler söylemek istersin? Ya valla tribündekiler umarım heyecanlanmıştır. Biz heyecanlandık çünkü. Maça hızlı başladık aslında ama karşı takımın zon savunmaya geçmesinden sonra biraz bocaladık. Burada da ufak tefek, yani ben de aslında oyuncusuyum bu takımın. Ama elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. İnşallah sakatlıktan dönünce oyuncu olarak da katkım olur. Zona geçtikten sonra 4 kısaya döndük. Orada bir ivme yakaladık ve maçın sonunu öyle getirdik. Mutluyuz. Geçen sene yenilmiştik STM'ye. Onlar da çok iyi bir rakip. Çok güzel mücadele oldu. Onların da eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gruptan namağlup çıkıp ileride de yolumuza devam ederiz. Seni de en kısa sürede oyuncu olarak da görmek i̇nşallah, istiyoruz takımda. İnşallah. Bir buçuk ayım var. İnşallah ondan sonra daha iyi olacak. Tebrik ediyoruz. Başarılar tamam, diliyoruz. Teşekkürler. CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde haftanın kapanış maçı TUSAŞ ve STM arasında oynandı. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.